Evet arkadaşlar, geçen dersimizde AC modellerine girmeye başlamıştık. Yani küçük sinyal modellerine girmeye başlamıştık. Biraz ders hafiften hafiften garipleşmeye başlamıştı. Bunu kabul edebiliyorum. Çok farklı şeyler gibi geliyor olabilir. Dört işlem olacak, rahat olmak lazım. Anlayalım, çok sıkıntılı bir durum değil. Ama aynı zamanda biraz farklı olduğunu ben de kabul etmek durumundayım. Biz lineerlikten girdik, daha sonra da bipolar transistörde işte ileri aktifteyken, ki bu yükseltmenin olduğu durumlar ileri aktif durumlardır demiştik. İleri aktifteyken, yani şu bölgedeyken, onun modelinde bir tane diyot kullanmıştık biz. Base emitter'e bir tane diyot kullanmıştık. Ve bu diyotu daha sonra AC modelde direnç olarak değiştiriyoruz. Ne yapmamız gerekiyor burada? Buradan direncin değeri VT dediğimiz termal voltaj bölü o diyottan akan DC akım. Yani AC modeldeki kullanacağımız değer DC'deki akım. Böyle birbirine az çok bağlı garip bir süperpozisyon bu. Özel bir süperpozisyon. Ve bu direnci kullandığımız zaman şurada beta çarpı B dediğimiz zaman transistör oluyor size. Bir tane direnç, bir tane bağımlı akım kaynağından oluşan bir devreç. Çok da basitleşiyor açıkçası. Ve bu şekilde biz analizimize devam edebiliyoruz. Bir örnek çözmüştük. Kafadan atmıştım bu örneği. Onun için garip garip değerler çıkabilir diye korkmuştum. Çok da çıkmamıştı. Ama sonuç olarak baktığımız zaman sonuçta çıkışta bir şeyden sonra süperpozisyondan sonra sonuçta şöyle bir şey çıkmıştı. Bir DC komponenti olan bir de AC komponenti olan bir sinyal oluşmuştu. DC komponentler arkadaşlar bu tür yükseltme devlerinde çok aşırı önemli değildir. Çok fazla kafaya takmayalım onları. DC'ler bir şekilde gider gelir. Onlar çünkü sabit. Fakat şu AC komponente baktığımız zaman 0,67 eksisi de çok önemli değil hatırlarsanız o fazla. Yani 670 milivolt. Girişim kaçtı? Girişimde 10. Burada değiştirmiştim daha sonra ben bunu değil mi? Değiştirmemiş miydim? Ha, değiştirmemişim. Girişimde 10 milivolt. Girişim 10 milivolt. Çıkışım benim 670 milivolt. Yani arada 67 kat eksisi fazladan 67 kat bir kazanç var. Yani bu arkadaş esasında DC'ye bir şeyler yaptı. Çok takmayalım onu. Orada DC'de bir şeyler elde etti. Çok takmıyoruz o DC'deki elde ettiğimiz şeyi. Fakat burada gerçekten önemli bir kazanç. 67 kat bir kazanç oluşturmuş oldu. Bizim anladığımız kadarıyla bu modelimiz doğruysa ki bir doğru olduğunda göstereceğiz. Şimdi biz bu biraz modeli biraz daha değiştirelim. Biraz daha güzelleştirelim istiyoruz. Modeli biraz güzelleştirelim. Yine IP3P'ye baktım. İki tane modelim vardı. Bunlar zaten birbirinin kankası. Çok da öyle birbirinden korkunç farklı şeyler değil bunlar. Burası emitterdi. Burası base'di. Burası kolektördü. Buraya ben ne demiştim arkadaşlar? VT bölü IB demiştim. Ve şu IB DC olacaktı. Ve buraya da ben ne demiştim arkadaşlar? Beta çarpı IBase demiştim. Şu IB AC olacaktı. Böyle bir durum. Şimdi ben tanım olarak şu VT bölü IB'ye RP tanımı yapıyorum. Bu bir tanım. Eşittir üzerine şöyle bir üçgen işareti koyduğunuz zaman o bir tanım ifade eder. Yani bu bir tanım. Attım kafadan diye de düşünebilirsiniz. Çok da öyle önemli bir şey değil bu. VT bölü IB'ye ben RP diyorum. Direnç, P direnci diyorum. Şimdi kafamızda bazı şeylerin kalması için şöyle düşünebiliriz. Direnç, yani bu bir komik bir analoji ya da komik bir taktik. Çok da bir bilimsel tarafı yok haliyle. Direnç voltaj bölü akımdır. İşte VT bölü IB. O akan akım da hangi DC'de onun hangi akım akıyorsa onu düşünüyoruz. Buradaki direncin değeri VT bölü IB. Onun için, o zaman ben buraya esasında RP diyebilirim yani. Çok güzel. Şimdi şuradaki beta çarpı IBase'in bir başka ifadesi daha var. O da GM diye bir şey vardı hatırlarsanız. Diyotta bunu göstermiştik. GM neydi? Bu da bir tanım tabii. DI bu sefer C diyeceğim bölü DVB. Bu da bir tanım. Yani diyotta hatırlayalım. Diyot akımının diyot voltajına göre türeviydi. Buradaki GM de ID bölü VT çıkmıştı. Sanki direncin tam tersi gibi. Bu işte sanki böyle şey gibi, iletkenlik değeri gibi. Önce akım böyle sonra voltaj gibi. O akan akım da diyottan akan akımdı hatırlarsak. Böyle bir şeydi. Yani oradaki direncin AC direncin tersiydi.
Burada transistördeki tanımı ise IC akımının VBE'ye olan türevi. Yine burada ileri aktif durumu tabii. Yani hep her konuştuğum benim sadece ileri aktif için geçerli ve bu NPN transistör ve PNP transistör için. Başka durumlarda ben bunu düşünmüyorum şu anda. İleri aktif için geçerli. Ve ben bunun işlemini yaparsam hemen şuraya köşeye yazayım ben. Siz yapın falan diyeyim. Nokta 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 nokta. Nereden yapacaksınız? IC'ye yaklaşık olarak ne demiştik biz? IC E üzeri VBE bölü VT gibi bir formülüm vardı benim. Hatırlayalım. Böyle bir formülüm vardı. Bu formülde türevdir, şudur budur alırsak biz sonuç olarak geleceğimiz nokta şu arkadaşlar. GM eşittir. Önce akım IC bölü sonra voltaj. VT. Ama akan akım C. Yani kolektör akımı. Bu önemli. RP dediğimiz şey VT bölü IB. GM dediğimiz şey de IC bölü VT. Dikkat ederseniz VT'ler var burada. Beta var. IB var. IC var. Bunlar arasında da ileri aktifte bir beta farkı vardı, hatırlayalım. Öyle şeyler vardı. Buradan bir şeyler çıkacak esasında, dikkat edersek. Şurada bir şeyler çıkacak buradan. Biraz kurcalayalım şunu. Şimdi şuradaki ben voltaja, AC voltaja, kimisi VP diyor. Yani çok zorlamayalım. VBE diyelim. Bu bir AC. Buna tanım olarak P voltajı diyen de var. VBE diyelim. Yani şuradaki bir tane voltaj var. Direnç üstünde voltaj vardır değil mi? Çok fazla şey değil. Böyle uçuk bir şey söylemedim. O direnç üzerindeki voltaj AC'deyiz şu anda biz haliyle. Bunu yazabildiğime göre ben AC'deyim ve bunun üzerindeki bu voltaj da AC bir voltaj olacak. Koldan akan akım AC. Şu koldan akan akım AC. Ama şuradaki tanımen şu direncin değerindeki tanım olarak kullandığım katsayı DC. Yani gerçekte akan her şey, akan oluşan her şey AC çünkü bu bir AC model. Ama kullandığım direnci oluşturan tanım DC. Tamam mı? Yani kafa inşallah karışmıyordur. Şu VB'ye baktığım zaman ben VB'ye bakıyorum. V bezi bir voltaj nedir? Direnç çarpı akımdır değil mi? IB çarpı RP. Bunu herkes görüyor herhalde. Bir sıkıntı yok burada değil mi? Şimdi ben bunu alarak arkadaşlar bakayım bakayım ne yapacağım. İki tarafı da GM ile çarpayım ne olacak bakalım. GM çarpı VBE eşittir. IB çarpı RP çarpı GM. İki tarafı da GM ile çarptım. Şimdi şurada çarptım zaman VT'ler gidecek ya oradan heyecanlandım. Ne oldu? GM çarpı VBE eşittir. IBase çarpı RP ne? VT bölü IB. VT bölü IB. Şu dikkat ederseniz bu IBase ile bu base birbirinden farklı. Bu AC bu DC artık yeter hocam anladık diyeceksiniz. Farkındayım ama olsun ben yine de söyleyeyim. IC bölü VT. Bu da GM. VT'ler çırt çırt gitti. IC bölü IB ileri aktifte nedir? Beta'dır değil mi? O zaman GM çarpı VBE ne oldu? Beta çarpı IBase oldu. Dikkat ederseniz şuradaki şey aynı zamanda neymiş? Beta çarpı IB neymiş? GM çarpı VBE'ymiş. Hangisi işinize gelirse. İkisi de kolay. Yani ikisinin de kendine göre kolaylığı var. Hangisi işinize gelirse. Beta çarpı GM daha kompakt bir şey. FET'le daha da uyumlu bir şey. Onun için bu da olabilir. İkisi de doğru yani. GM ne? GM'i tekrar hatırlayalım. Önce akım. GM'de önce akım olacak. Ama IC bölü VT. IC bu DC. Yani ne yapacağım ben? DC'de bulduğum değerleri ki o değerlere sükunet noktaları diyeceğim. İngilizce de komik zaten boş verin. DC'de bulduğum değerleri ben AC'de katsayılar olarak koyuyorum. Ama AC'de asıl akan akımdır, oluşan voltaj hepsi AC. Hepsi AC ama buradaki ben kullandığım katsayılarının içindeki ifadeler DC. Yani IB, IC gibi bunlar DC. Bir şeycik daha kaldı. Onu da yaptığım zaman modelim mükemmelleşecek. Yani mükemmelleşti. Değil de işte. Yani baya baya doğru olacak. T için de aynı. Neydi T modeli? Hadi bakalım. T modeli de şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam ben. Şuraya bir volt akım bir akım vardı, direnç vardı. Bu direncin değeri neydi? Direnç. Önce voltajı yapacağız yani. Voltaj bölü bunun üzerinden akan DC akım. Değil mi? Bu base, bu emitter. Böyle yapmıştık hatırlarsak. Burası da beta çarpı IBase. Şuradan akan akım da IBase. Bu IBase'ler AC artık söylemeyeceğim. Şu IE'de bu DC. İşte şuna tanım olarak da arkadaşlar ben küçük RE diyeceğim. Buna bu da bunun tanımı. Tanım yani bu. Attım kafadan.
RE değil de RA aktif de diyebilirdim yani, hiç sıkıntı değil. Attım kafadan. Bu da burada emiterdeki bu dirence de ben RE diyeceğim. Bu bir tanım. Bakıyorum şu beta çarpı IB'nin artık GM çarpı VBE olduğunu da biliyorum. VBE ne? VBE, V base emiter, VBE de burası. Bunlar AC. Bunlar AC. Niye? Çünkü bu VBE voltajı gerçekten direnç üstünde oluşmuş gerçek bir voltaj gibi, en azından modelde gerçek bir voltaj gibi. Yani bu bir AC modeli olduğuna göre o bir AC. Bu da T modeli oldu. Son düzeltmem, yani en azından bu ders kapsamında, lisans kapsamında benim bildiğim kadarıyla son düzeltmem ise RO'ları eklemek olacak. Ne demek o? O da şu. Ben IC ve CE buydu değil mi? IC ve CE. Doğru yaptım değil mi ya? Evet, IC bölü VC, doğru. Bir şey yok, sıkıntı yok. IC ve CE grafiğini çizdiğim zaman arkadaşlar dikkat ederseniz şu şöyle düz gitmezdi de hafif, çok abartarak çizdim. İleri yükselirdi ve bunun oluşturduğu şurada bir eksi mutlak değer VA dediğimiz early voltajı diye bir voltaj vardı, hatırlayalım. Çok kötü çizdim. Normalde bu kadar yüksek bir eğim olmaz. Çünkü bu early voltajı çok yüksek bir voltaj oluyor. 200 volt gibi civarında bir şey. Burada bir VA var. İşte şunun oluşturduğu bir etki var. Artık ispatı falan boş verelim. Çok da uzatmayalım. Onun etkisi, bunun etkisi, yani şu eğimin etkisi, RVA'nın etkisi, VA'nın etkisini biz AC modelde de hissediyoruz. O zaman hibrit pi modelimizin gerçeği şöyle oluyor arkadaşlar. Base. Burada bir RP var. RP'yi artık anladık. Neydi RP? VT. Önce voltaj. VT bölü IB. Sonra burası emiter. Emiterde bir tane akım kaynağı var. Bu beta çarpı IBase. O da eşittir GM çarpı VBE. Bunlar hep AC. Böyle italik yazıyorum dikkat ederseniz. VBE de burası. IB de burası. Burası kolektör. Şuracıkta bir tane daha dirençik var. O da RO. RO da önce voltaj. Ama bu sefer early voltajı. VA bölü IC. Bu IC de yine DC. İşte bu da RO'nun değeri oluyor. İspatını boş verin. O da işte şuradaki eğimin etkisi oluşmuş oluyor. Burada bir tane daha direnç olmuş oluyor. Yüksek bir direnç olacak. VA yüksek olduğu için atıyorum 100K'lar, 200K'lar civarında bir direnç olacak. Ve biz analizlerimizin bazılarında bunu ya boş verin arkadaşlar, bu yüksek bir direnç, sallayalım bunu falan deyip bazen sallayacağız, bazen kullanmak durumunda kalacağız. O da bu. T modeline baktığımız zaman ise aynı şekilde burası base. Buraya geldim ben. Ne koyacağım ben burada? Bir tane direnç koyacağım ki ben bu dirence RE dedim. O neymiş? Önce voltaj. VT bölü IE. Burası emiter. Burada bir tane, çok kötü çizdim akım kaynağını. Biraz düzgün çizeyim. Beta çarpı IBase. O da eşittir GM çarpı VBE. Şurası IBase. Şurası VBE. Yani base ile emiter arası. Burası oldu kolektör. Kolektörle emiter arasına bir tane RO direnci koyacağım ki o RO'nun değeri yine bu olacak arkadaşlar. İşte bu da benim şu anda kullandığım son T modeli olacak. Yani şu an bu iki model bana yetiyor. Hangisini kullanacağım hocam? İkisini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İkisi aynı şey aslında. Değişen bir şey yok. Bazı durumlarda hibrit pi daha kolay çözüm veriyor. Bazı durumlarda T modeli daha kolay çözüm veriyor. Onu zaten biz yani burada T modelini kullanalım, burada hibrit pi modelini kullanalım deyip kıvıracağız. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız ama isterseniz ben her zaman T modelini kullanacağım, kullanabilirsin. Her zaman hibrit pi'yi kullanacağım, kullanabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Son olarak elimizde iki tane direnç, bir tane bağımlı akım kaynağı olan bir model. Çok da öyle ahım şahım, korkunç, böyle göz korkutucu modeller falan değil yani. İki tane direnci var, bir tane de bağımlı akım kaynağı var. Bildiğiniz devre analizi yapacağız. Bir şey yapacağımız yok yani. Peki, bunlar ne için geçerli arkadaşlar? Bunlar şu anda NPN ve PNP için aynı. Tamamen aynı. PNP, NPN aynı.
Ne demek aynı? Örnekler gelmeye başlayınca sanırım daha iyi oturacak diye umuyorum bu aynı ne demek. Yani ben şu anda sadece NPM için yapmıyorum bu model. Hem NPM için geçerli hem de PNP için aynen geçerli bir model oluyor. Peki bizim başka hangi transistörlerimiz vardı bolca kullandığımız? FET'ler vardı. CFET'i şöyle köşeye koymuştuk. Onu kurcalamaya gerek yok. En baba şu anda kullanmamız gereken diğer transistör de MOSFET. MOSFET dediğimiz zaman iki tane MOSFET'imiz vardı. NMOS ve PMOS vardı. Enhancement mode ve depletion mode vardı. Çok fazla kasmamıştık sadece. İşte enhancement mode'da devam ediyorduk biz çok fazla. Diğerine girmiyorduk. Ona hiç zaten şöyle ufacık geçmiştik de hatırlarsınız belki derste. Çok fazla uzatmamıştık. Biz MOSFET'i kullanacağız ve MOSFET'te NMOS ve PMOS için FET durumda ne olacak? Artık çok fazla olayın arkasındaki matematiğe girmek istemiyorum. Çünkü az çok hissettirdiğime inanıyorum. Az çok hissettirdiğimi düşünüyorum MOSFET'in modellerine geçerken. Hiç kasmayacağım artık yani. Benim yine bir tane GM'im olacak benim bir tane. GM'im tanım olarak bu sefer IDS bölü D ve GS olacak arkadaşlar. Doğru mu ya? Doğru değil mi? Doğru. IGS bölü VGS. Diğeri VBE'ydi değil mi? Analojiyi kuralım. IGS bölü IDS bölü D IDS bölü D VGS olacak tanım olarak. Bu geçiş iletkenliği diyeceğim. Ve ben MOSFET'te küçük sinyal modellerimi yaparken neredekilere bakacağım? Burası ne şimdi? Burası IDS, burası VDS değil mi? VDS. Ben nerede ilgileniyorum? Şurayla ilgileniyorum. Yani doyum bölgesi değil mi? Saturasyon, saturation bölgesi. Doyum. Ben burayla ilgileniyorum. Geri kalan bölgeler beni şu anda ilgilendirmiyor. Çünkü geri kalan bölgelerde yükseltmeyi beceremiyorum. Ben sadece bu bölgedeki doyumla ilgileniyorum. Doyumdaki formülüm neydi? IDS formülüm neydi doyumda? Hatırlayalım. 1 bölü 2 KN. İşte ilk başta NMOS için düşünelim ama zaten PMOS da aynı şey çıkacak yani. KN VGS eksi VTN'nin karesiydi hatırlarsak. Ne yapacağım ben? Bu KN'i de hatırlayalım. Neydi KN? Müen Sioux Omega bölü L'ydi. Biz fazla kasmıyorduk buna. Bunu direkt olarak veriyorduk. Konuyu kapatıyorduk. Uzatmıyorduk hatırlarsanız. KN deyip geçiyorduk. İşte bazı kitaplar 1 bölü 2 KN'e K diyordu. Hatırlayalım. Öyle diyenler de vardı. Bazı kitaplar KN'e beta diyordu. Hatırlayalım. Spice Müen Sioux'a bir katsayı veriyordu. Omega L'yi tutuyordu. Hatırlayalım. Bunların hepsi farklı farklı gösterimlerdi. Bunların gösteriminin özünün hepsi aynıdır. Yalnız hangi işte formülizasyonu kullanıyorsanız, kendi içinizde tutarlı olursanız en azından formülizasyonlarda bir hata yapmazsanız bu şekilde devam edilebilir. KN bu. Yani bunu ben ne yapacağım? Türevini alacağım. Ya alayım bakayım ben bunu. Alabilecek miyim ya? DS bölü DVGS. Neymiş bu? Bu GM. Değil mi? Ne olacak? Şu ikiler birbirini götürecek dikkat ederseniz. KN. İçerinin türevi 1 olacak dikkat ederseniz. Sıkıntı yok. VGS eksi VT ne olacak? Doğru mu? Bu formül 1. Hadi biraz bunu değiştirelim. Tek bir formülle kalmayalım. Her bir tarafın karesini alalım. GM kare eşittir. KN kare. VGS eksi VTN'nin karesi. Her bir tarafı 1 bölü 2'ye bölelim. Her bir tarafı KN'e bölelim. Hızlı mı oldu? Her bir tarafı KN'e bölelim. Ne oldu? Şurasının IDS olduğunu gördük değil mi? Bu durumda 1 bölü 2 GM kare bölü KN ne oldu? IDS mi oldu? Yani GM ne oldu? Karekök içinde 2 KN IDS oldu. Bu da formül 2. Biraz daha zorlayalım isterseniz formülümüzü. Şuraya geçelim. Ne yapabiliriz? Her tarafı VGS çarpı VTN ile çarpalım. VGS çarpı eksi VTN ile çarpalım. Çarpı GM eşittir. KN VGS eksi VTN'nin karesi. Anladınız artık. Her tarafı 1 bölü 2 ile çarpalım. Şunun IDS olduğunu herkes görebiliyor değil mi? Bu durumda GM ne olur arkadaşlar? IDS bölü şu aşağı iler tümden 1 bölü 2 çarpı VGS
eksi VTN olur. Bu da formül 3. Üçü de aynı şey. Yani üçü de aynı şey. Üçü de bir GM formülü. Bu formülün özü nereden geldi? Bir tanımdan geldi. Ve bu tanımı biz kullanarak 3 formülü de kullandık. Şu ikinci formül efsane. Çok güzel, çok rahat. Çok sevimli bir formül. Üçüncü formül şeye benziyor. NPM'li analojiyi kolaylaştırıyor bipolarla. Çünkü neydi GM? Voltaj, akım bölü voltajdı ya, sanki IDS akım aynı. İşte voltaj da böyle garip. Diğerinde VT'ydi. İşte burada böyle bir şey gibi bir analoji kuruyor. Birinci formül de fena değil, kolay. Bu üç formülü de biz kendimize göre kullanabiliriz. Hangisini kullanırsak ona göre devam edebiliriz. Bu durumda bizim hibrit P ve T modellerimiz artık biraz isim değişti. Yani en azından biraz değişecek, çok fazla şey olmayacak. Onlar ne olacak? Onlara da bir bakalım.